Asya Piyasası'nı sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, MTR Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra işsizlik başvurularının da azalması, işsizlik rakamının da azalması gibi faktörler devreye girince bir anda katastrofik bir yapı oluştu. Sert satışlarla değerli madenlerde, petrol tarafında yapıların bozulmaya başladığını, grafiklerin bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Çok sert bir satış geldi. 1800 dolarların üzerinde olan altına 1685 dolarlara kadar geri çekilme yaşandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde benzer hareket gümüş tarafında da oldu. 22,5 dolarlara kadar sert bir geri çekilme. Petrolde 65,5 dolarlar sınırlarına kadar geri geliş gibi faktörler hepsi grafikleri oldukça salladığını söyleyebiliriz. Ardında yatan faktör neydi? Beklentilerin biraz ötesinde 850-870 bin bandında beklenen tarım dışı istihdam verisinin 943 bin olarak açıklanması oldu. İşsizlik rakamı da %5.7'den 5.4 5.9'du. Beklenti 5.7'ye inmesiydi. Gerçekleşme 5.4 oldu. Biliyorsunuz son dönemlerde FED başkanlarının yapmış olduğu açıklamaların arkasında istihdam piyasasının ön plana çıkarttıklarını, o böyle piyasadaki iyileşmeleri yakından takip ettiklerini, eğer konjonktür oluşursa faizlerde bir artırım enflasyonla mücadele silsilesinin devamının gelmesi beklentisi oluşuyor. Bu hafta çarşamba günü enflasyon verisini takip ediyor olacağız Amerika'da. Bu etkilerin hepsi piyasalar üzerinde ciddi bir kırılıma yol açtı. Hemen fiyatlamalarına bakalım. Altında 1745 dolardayız. Gram altın 485 TL'ye kadar geri çekildi. Gümüşte 23.85 seviyesindeyiz. Gram gümüş 6.63'te. Dolar TL 8.64. Euro dolar paritesi 1.18'de. WTI 65.30. Brent petrol 67.80. Palladium 2618. Portakalsı 135.90. Doğalgaz 4.15. Platin 1000 doların altında sarktı 975 dolarda, benzin 146.60, soya 1424.25, mısırda 550.75, buğdayda 714.50, kahvede de 172.70 karşımıza çıkan değerler olarak görülüyor. Hemen bu faktörleri tetikleyen unsura hemen gidip bakalım ne vaziyette. İşte bu nedenle hep DXY ve ABD 10 yıllık tarafına bakmaya çalışıyoruz. DXY tarafında 92-80 seviyesinde bir fiyatlamanın geldiğini, yukarıda asılı durmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Geçtiğimiz haftaya başladığımızda 91-70'ler, 91-80'ler seviyesindeydik. İkili dip oluşturduktan sonra hareket yukarı sıçradığını görüyoruz. 92-65 bölgesinin üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece burada hareket yukarıdaki 93-20 seviyesine doğru ataklanma potansiyeline haiz olduğunu belirtelim. 93-20 oldukça önemli bir eşik. O bölgenin aşılması baskının daha da derinleşmesine sebebiyet verebilir. Burada bir çanak oluşumu var. Bu çanak oluşumu eğer 93-20 yukarı doğru evrilme durumu söz konusu olursa arada yaklaşık 1,5 dolarlık bir fark olduğunu belirtirsek demek ki 94-70'lere kadar bir marjın açılma durumu söz konusu olabilir. Koşul ne? 93-20 bölgesinin aşılması. Şu anda aşağıda 8 barlık ortalama yukarı doğru gelmeye fiyatla temaslanmaya çalışacak öyle gözüküyor. Onunla temaslandıktan sonraki seyir önemli. O temastan sonra hareket tekrardan yukarı evrilecek mi, evrilmeyecek mi? O noktaya bakacağız. Şu anda hala güçlü olduğunu belirtebiliriz. Döndük. Hemen 10 yıllık tarafa da bir bakalım. 10 yıllıktaki resim bize ne işaret ediyor? 10 yıllıktaki resim bu sert toparlanma 1.12 seviyelerinden başlayan hareketin 1.30 bölgesine geldi. 1.31 bölgesine gelip dayandığını görüyoruz. Şimdi bugün dinlenme soluklanma günü gibi 1.2778 bölgesi 21 barlık ortalama o bölgede dengelenme çabası içinde olacaktır. Yukarıda 1.3165 önemli bir nokta. Aynı şekilde o bölge nereye test ettik oradan döndük ona bir bakarsak aslında haftalık bazdaki grafiğe baktığımızda gördüğümüz bugün itibariyle dün ve bugün itibariyle görülen üst sınır 50 günlük 50 haftalık ortalamanın geçtiği bölge neresi orası 1.3058. Yaklaşık olarak son 4 haftadır bu 50 haftalık ortalamanın altında kaldığımızı hatırlatalım. Eğer bu 50 haftalık ortalamanın üzerine çıkıyorsak tekrar mevcut olan düzeltme hareketinin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz demek olacaktır. 50 haftalık ortalama bizim kritik eşiğimiz. Yukarıda esasında baktığımızda yeşille gözüken bir ortalamamız var. 21 haftalık ortalama. O da 1.3868'de. Bu düzeltme hareketi artık 50 haftalıkta dengeyi buldu, üzerine taşıdı. Eğer 21'in de üzerine çıkıyorsa
O zaman buradaki düzeltme hareketi 1.77, 1.12 hareketinin sona erdiğinin tescili olacağını belirtelim. Bu da ister istemez MTA tarafında güçlü hareketlere sebebiyet verebilir. Dikkat. Dönelim MTA endekslerine bakalım nasıl bir yapı var. Kısa vadeli bir zirve oluşumundan bahsediyorduk. Onun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şu anda 214 bölgesine kadar geri çekilmiş vaziyetteyiz. Önemli bir eşik. Bu bölgenin altında sarkış gelebilir. Bu gelecek sarkışla beraber 214'ün altında 207 seviyesi kısa vadede beklenti oluşturabilecek bölge gibi olduğunu vurgulayabiliriz. Diğer bir endeksimiz var. Burada buradaki hareket biraz daha sert oldu. 97-26 bölgesi gerçekleştirdikten sonra hareket aşağı doğru daha bir hızlı geldiğimizi belirtelim. Buradaki kanal hareketinin aşağıda destek bulacağı noktaya geldiğimizi belirtebiliriz. Buradan bir tepki getirme potansiyeli var. Bu bölgeye dikkat. Eğer bu 93-25 bölgesi aşağı doğru zorlanmaya devam ederse 91-61'e kadar geri çekilme potansiyeli var. Onu da belirtelim. Dönelim altının onsluk haftalık grafiğine bakalım. Çok sert bir kırılımla karşı karşıya kaldık tekrardan. Bir toparlanma çabası içinde olduğumuzu görüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftaki yorumlarda belli bir bant arasında sıkıştık. 1797 önemli bölge, altında fiyatlama sıkıntı. Kırmızı çizgimiz 1790 diyorduk. 1790 kırılmasıyla birlikte en az minimum 30-40 dolarlık bir aşağı doğru marjdan bahsediyorduk. O gerçekleşti. Cuma günü o bölgede kaldı ama bu gece... Yani bu sabaha karşı gerçekleşen bu sert dalgada çok kuvvetli bir satışla 1685 bölgesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Bu da piyasayı oldukça ürkütmüş vaziyette olduğunu hatırlatalım. Burada bizi daha önce taşımış olan 1680 bölgesine taşımış olan 100 günlük ortalamamız 1720 bölgesinde. Normal koşullarda bizi o bölgenin taşıyor olması lazım. O bölgenin üzerinde kalıcılık getirmemiz lazım. Hareketin tekrardan ivme kazanabilmesi için 1760 ve üzeri fiyatlama ihtiyaç olduğunu belirtelim. 1720 bölgesinin altına iniyor isek, yani yeşille gözüken ortalamanın altına iniyorsak, o zaman burada algıda ciddi bir bozulmadan bahsetmemiz mümkün olacaktır. Daha derin satışların sinyali olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Genelde üçüncü tur gelişlerin biraz tehlikeli olduğunu hatırlamak lazım. Bu şu anda harekete baktığımız zaman aşağıya doğru hareketlerde... buradaki bir projeksiyon çalışmamız var. Projeksiyon çalışması şu tepe, bu dip, bu tepe şeklinde gerçekleştirdiğimizde 1662 işaretlediğini belirtelim. Onun altındaki seviyede 1503. Hep baktığımız bir aylık grafiğimiz vardı hatırlarsanız. Oradaki trend önemli diyorduk. Oradaki resme bir bakalım nasıl bir senaryoyla karşı karşıya olduğumuzu. Bu grafiği ben çok önemsiyorum. Çünkü yaklaşık olarak 2002 yılından beri bu zamana bütün tepeleri ve destekleri hemen hemen tescilleyen bir projeksiyon sistemi olduğunu. 2001 yılından bir noktadan alıyoruz, en dip nokta. Oradan 2008 tepesi, 2009 dibi, o bize ilk nereyi vermişti? 2011-2012'deki zirve seviyesi olan 1920. Daha sonraki süreçte aynı noktadan başlangıcı alıp 1920 zirvesine koyup daha sonraki 1042 bölgesindeki dibe koyduğumuzda bir projeksiyon veriyor. Bu projeksiyonda bize 2075 zirvesini veriyordu. Bunlar oldukça sağlıklı çalıştı. Şu anda 1677-1680 bandı içinde fibolların arasında sıkışmış vaziyette olduğumuzu, aşağı doğru 1680'in oldukça önemli olmasının sebebi de eğer bir alt bareme kayıyorsak, 1680 bölgesinin altına kayıyorsak, o zaman teknik göstergelere baktığımız zaman bize 1430-1450 bandını çağırmaya başlayacak Fibonacci açısından baktığımız zaman. Bunun gerçekleşmesi olabilir mi? Bakalım, zaman gösterecek. Hep bahsettiğim senaryo var hatırlarsanız, bu 2011 zirvesine benzer bir hareket burası gerçekleştiriyor diye. Onun sinyallerinin devam ettiğini görüyoruz. Burada bize 1040'lardan başlayan bir yükseliş trendimiz vardı. Bu ay itibariyle 1790 bölgesi kritik dememizin sebebi de buydu. O bölgenin kırılması durumunda hareket sertleşebilir. Trend dışına çıkarız. Trend dışındaki hareketler algıda bozulmaya işaret eder diyorduk. Tepelerin kısa kalmaya başladığını, trendin bozulduğunu, özellikle 12 aylık ortalama, yani bir son bir yılın ortalamasına baktığımızda, yani geçmişe doğru gelip yıllık ortalamalar 1790'daydı. O bölgenin de altına sarktığımızı görüyoruz. O bölgenin altında kalıcılık başlarsa risk faktörü doğmaya başlar. Arada bizi daha önce taşıyan, yeşille gözüken bir ortalamamız var. O nedir? 24 aylık ortalama 1710'da. 1710'un altındaki fiyatlamalar yine risk faktörünün artmaya başladığını işaret eder. Şurada da mesela yeşille temaslanma geldikten sonra şuradaki harekete çok benzer bir hareketin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yeşilin altındaki fiyatlamalar
risk faktörü. Burada mesela bir ay gelmiş, test edilmiş, sonra bir yataylaşma yapmış, bir ay orada bölgede kalmış, peşinden bir yıkılım gelmiş. Yani bu da yaklaşık olarak biliyorsunuz FED açıklamalarına baktığımızda sonbaharda tapering hikayesinin gelme potansiyelinin olduğuna işaret ediyor. Yani biz şu anda Ağustos'tayız. Eylül'de daha bir marş, Ekim'le birlikte burada da sert bir hareket aşağı doğru gelme. Buradaki grafik çünkü tapering zamanında gerçekleşen bir hikayeydi. Benzer bir senaryo. Bakalım gerçekleşecek mi, gerçekleşemeyecek mi? Kırmızı çizgi 1710-1680 bölgesi. Oraya bir sinyal attık bugün itibariyle. Tekrardan o bölgenin test edilme potansiyeli olabilir. Çünkü genellikle bunu yaptıklarında o bölgeye bir daha götürüyorlar grafikleri. Bakalım o bölge bizi taşıyabilecek mi, taşıyamayacak mı? Eğer bu 1710-1680 bandı bizi taşıyamazsa o zaman aşağıdaki diğer ortalamalar bizi çağırmaya başlar ki o da 1535-1436 bölgesinde olduğunu belirtelim. Efendim canlı bağlantımız vardı biliyorsunuz. Tekrar oraya dönüyoruz. Bakalım gelişmeler bize ne söyleyecek.